Günaydın, mutlu sabahlar. Focus'la karşınızdayız. Bugün günlerden FED. Saatler 22 gösterdiğinde ABD Merkez Bankası FED yazılı olarak faiz kararını açıklayacak. %5,25 ila 5,50 arasındaki faizi sabit bırakması bekleniyor. Ama tabii ki buradan çıkacak mesajlar çok önemli. 22.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçecek. Gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. İşte oradan vereceğim mesajlar çok çok önemli. Bunun detaylarını az sonra bakacağız ama şöyle bir yurt içi piyasalarla başlayalım. Borsa tarafında hacimsiz ve satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Sabah saatlerinde %0,39'luk bir kayıpla yeni güne başladıktan sonra şu anda satışlar biraz daha derinleşmiş durumda ve %1,47'lik bir düşüş dikkatleri çekiyor. Sasa hisselerinin düşüşü piyasayı biraz olumsuz etkiledi ve ondan sonra biraz daha diğer hisselerin de buradaki aşağı yönlü hareketlere katıldığını ve endeksleri aşağı çektiğini görmek mümkün oluyor. Bankacılık tarafında %0,38'lik bir düşüş var ve dün gelen Bank of America'nın raporu aslında bankacılık tarafı için olumlu mesajlar içeriyordu. Bunun ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Mehmet Aşçıoğlu ile birlikte borsaya dair beklentileri alacağız ama diğer endekslere de bir göz atalım. Ulaştırma tarafında %1,59 seviyesinde, turizm tarafında ise %2 aşan düşüşler dikkatleri çekiyor. Para piyasalarıyla devam ettiğimiz zaman dolar TL'de yeni rekorların kırıldığını gördük bu sabah saatlerinde ve 29,05 seviyesiyle yeni tarihi zirve yenilenmiş oldu. Euro TL tarafında da 31-37-30 seviyelerini görüyoruz. Biraz daha aslında dolara kıyasladığımız zaman daha nispeten biraz daha yükselişlerin sınırlı kaldığını görmek mümkün oluyor. Dolar endeksinde 103,94 ile tam o 104 seviyesinin sınırındaki hareketler karşımıza çıkıyor. FED toplantısı öncesinde Euro dolar paritesi de 1,0788'den geçiyor. Yarın hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları var ve onun öncesinde sterlin dolara baktığımız zaman da 1,2534 seviyeleri karşımıza çıkarken İngiltere'den Ekim ayı büyüme verileri açıklandı ve %0,3'lük bir daralmaya işaret etti. Sanayi, hizmetler ve bir taraftan inşaat sektörlerinde hepsinde daralma gerçekleşti. Avrupa borsaları haftanın ilk iki gününü negatifte tamamladı. Şu anda biraz daha pozitif bir seyir var gibi duruyor. Yarın Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen mesajlar tabii ki önemli olacak. Orada da herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir faiz indirim patikası yaşanacak? İşte bu merak ediliyor. ABD tarafında ise S&P tarafında 4600 seviyesi aşılarak tarihi zirve yenilenmişti. Yine Nasdaq'a baktığımız zaman 2022'den bu yana en yüksek seviyeler karşımıza çıkarken vadeli işlemlerde iyimser bir açılış beklentisi var. Ve bugün işte gözler Fed'de dedik. Faizde değişiklik beklenmiyor ama ekonomik projeksiyonlarına bir güncelleme gelecek mi? İşte bu toplantı o toplantılardan bir tanesi. Buna dikkat edeceğiz. Ve bir yandan da dot plot yani noktasal grafik konusu önemli olacak. Yani 2024 sonu itibarıyla Fed üyeleri faizleri nerede görmeyi düşünüyor? Bunu takip edeceğiz ama ilk faiz indirim beklentisi şu anki fiyatlamaları baktığımız zaman Bloomberg terminalinde Mayıs ayında gelebileceği yönünde. Bunun öncesinde tahvil faizlerinde yatay bir seviye dikkatleri çekiyor. Amerikan 10 yıllıklarda %4,19, 2 yıllıklarda ise %4,72 seviyelerini görmek mümkün oluyor. Ve geçelim emtia piyasasına. Emtia tarafında dikkat çekici gelişmeler aslında petrolde yaşanıyor. Hatta petroldeki dün itibariyle yaşanan sert geri çekilmeler hisse tarafında da bu şirketleri aşağı çeken gelişmelerden bir tanesi oldu. OPEC artı ülkelerinin kesintiyi uzatma haberi bir şekilde piyasalar tarafından çok fazla kale alınmadı. Ve bir taraftan da küresel anlamda bir resesyon yaşanabilir, talep düşebilir beklentisi var. Yine ABD tarafında burada stoklarda artış olduğunu görmek mümkün oluyor. Ve bir de tabii ki bazı analistler, uzmanlar, örneğin işte Briley Wealth'ın baş yatırım stratejisti Paul Dietrich, ekonomide bir dizi resesyon sinyalinin kırmızı alarm verdiğini ve ABD'nin 2024 başlarında ciddi bir ekonomik gerilemeyle karşı karşıya olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla burada resesyon beklentileri de, talep azalır beklentisi de petrolü aşağı çeken gelişmelerden bir tanesi. Spot altın tarafına baktığımız zaman 2000 doların üzerinde tutunma sağlanamamıştı ve şu anda 1980 dolardan geçiyor. Her ne kadar yön yukarı olsa da altın Fed'i bekliyor diyebiliriz. Gram altın içeride 1849 liradan el değiştirirken gümüşün aşağı yönlü baskısı devam ediyor. 22 dolar 72 sent. Yatay bir kayıp söz konusu. Son olarak kripto paralar dediğimiz zaman Bitcoin'de 41 bin dolarla yatay bir seviye karşımıza çıkıyor. Ethereum tarafında da 2200 doların üzerinde tutunması sağlanamadıktan sonra 2175 dolardan şu anda işlemler geçiyor.
Peki piyasalara dair beklentiler nasıl? Hemen onları alacağız şimdi. Özellikle borsa tarafında bir miktar son dönemde hacimlerin düşük olduğuna dair bir gözlemleme içerisindeyiz. Ama bu hacimler ne zaman toparlanabilir? Neler olabilir? Bunları şimdi Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan'a soracağız. Filiz, günaydın, hoş geldin. Günaydın Reyhan, teşekkür ederim. Evet, şimdi borsa tarafında bu hafta çok iyi bir hafta değil. Keza geçtiğimiz hafta da yine biraz böyle moraller bozuktu. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra gece saatlerinde biz Moody's'in not kararını bekliyoruz. Ama onun dışında bir de tabii ki yurt dışında önemli başlıklar takip ediliyor. Yurt dışı başlıklar bizi ne kadar etkileyebilir bugün içerisinde? O toparlanma, içeride tekrar yükselişleri görmemiz hangi gelişmelere bağlı olabilir? Yurt dışında bir süredir devam eden iyimser bir seyir vardı. Tahvil faizlerinde Amerika'da 10 yıllıklarda çok hızlı bir geri çekilme gördük. %5 seviyelerinden %4.10'a kadar gerileyen bir trend oluştu. Ama bu iyimserlik içerisinde, bu yurt dışındaki risk iştahı içerisinde biz çok fazla ne yazık ki fayda sağlayamamıştık. O yüzden şimdi hani tersi bir durum olursa, daha doğrusu bugün Fed toplantısı var. Fed toplantısında sonrasında Powell eğer bu faiz indirim beklentilerini yurt dışına biraz kırarsa, ötelenmesine neden olursa, yurt dışında yine tahvil faizlerinde yaşanacak yükselişle birlikte bu kez olumsuz etkilenme ihtimalimiz olabilir. Çünkü içeride momentum çok zayıf. Geçtiğimiz haftadan itibaren başlayan bir düşüş trendi içerisine tekrar girdik. Aslında Kasım ayından itibaren bir yükseliş vardı. Bunun son bir ayı yatay bir trend içerisindeydi ama geçtiğimiz haftadan itibaren bu yatay seyirde aşağı doğru evrilmeye başladı. Genel görüntü, hani teknik anlamda baktığımız zaman, Borsa İstanbul tarafında zayıf kalmaya devam ediyor. Bankacılık sektörüne ara ara gelen alımlarla birlikte bir yükseliş hareketi olsa da genele yayılan bir hareket olmuyor. Bu yüzden de genel görüntü halen daha zayıf tarafta kalmaya devam ediyor. 7750 seviyesini destek olarak takip ediyorduk. Dediğim gibi bu desteklerin altına bir iniş gerçekleşti. Şimdi aşağıda 7600, 7500, 7400 şeklinde giden sıralı destekler var. Yani genel görüntü halen daha çok zayıf. Moody's var, evet. Bu hafta Cuma günü sonrasında onunla ilgili bir değerlendirme görme ihtimalimiz var. Ama görünümde bir değişiklik olmasının çok fazla fiyatlanacağını düşünmüyorum. Şimdiye kadar bununla ilgili gelen sürekli yorumlar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler oldu. Ama görünüm değiştiği zaman bu biraz fiyatların içerisine girmiş gibi göründü açıkçası. Herhangi bir not değişikliği olursa bunun yansımasının daha pozitif olabileceğini söyleyebilirim. Ama görünümdeki değişiklik çok fazla etkilemeyecektir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber de kısa bir araya gideceğiz. Şimdi aranın ardından piyasaları detaylı bir şekilde değerlendirmek üzere Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu öncelikle bizimle birlikte olacak. Sonrasında ise Sephora Türkiye Genel Müdürü Berin Özduman'ı ağırlayacağız. Bizden ayrılmayın. Kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi piyasaları konuşacağız. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizimle beraber. Mehmet Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi 2024 stratejileri yapılmaya başlandı. Şöyle bir soruyla ilk olarak başlamak isterim. Bir tane hisse veya herhangi bir varlık ya da bir yatırım aracı satın alıp onu 2 sene boyunca tutmak zorunda olsanız acaba bu ne olurdu mevcut koşullar altında? Yani 2 senenin yarısını herhalde yükselen faiz ortamında TL ile, çoğunlukla TL ile geçmek isterdim ilk yılını. Ama tamamen TL'de olmazdım. Piyasanın gevşemelerinde muhakkak hisse senedi tutardım. Türkiye'de faizler yukarı gittiğinde tabii ki borsa ilk aşamada bundan muhakkak negatif etkileniyor ama yani zamana bağlı olarak uzun vadeli yatırım söz konusu olduğunda yine hisse senetleri, iyi seçilmiş hisse senetleri her zaman
enflasyonu da faizi de lavali olan Türk lirasının getirisinde yeniyor muhakkak. O sebeple de burada evet kısa vade için yükselen faiz ortamı cazip ama 2 yıllık vadede özellikle düşüşleri kollayarak portföyümün en az yarısını yine hisse senedinden tesis ederdim diye düşünüyorum. Peki yani bir şekilde hani uzun vadede hisse senedi yine getiri sağlayacaktır görüşündesiniz. Yani burada hani bu hep konuştuğumuz düşüşler bir noktada alım fırsatı yaratıyor mu? Ve işte alırken hangi seviyelere, nelere dikkat etmemiz gerekiyor acaba? Şimdi 3 yıldır yükselen piyasada düşüş dediğiniz şeyin altın orana göre en az Türkiye için bu geçerli. Zirveden %40'lık en az geri çekilme olması lazım ki evet bu çok iyi fırsat denebilsin. Pek çok hissede şu düşüşler aşamasında o seviyeler belki de görülüyor zirveden düşüşlerde. Ama o gördüğümüz hisse senetlerinde de geçen 3 yıla bakıldığında ya da halka arz edilmiş olan yeni şirketler varsa halka arzdan itibaren trende bakıldığında çok ciddi de kazançlar var. Bazı şirketler para piyasada bolken öyle fiyatlandılar ki mevcut durumda karlılıklarıyla, göstergeleriyle ve yaptığımız bilanço analizleriyle her ne kadar çok iyi bir gelecek vaat etseler, her ne kadar çok iyi yatırımlar yapıp gelecekte bunu paraya çevirecek olsalar da sanki 10 yılı fiyatlamış gibiler, minimum 10 yılı. Tabii böyle olunca da bunlar için fırsat aşırı geri çekilmeler de söz konusu olur. O yüzden de %40'ın üzerindeki geri çekilmelere bakmak lazım. İyi bir şirket için de bu geçerli olur. O fiyatlarda çünkü alırken kazanıyorsunuz. O fiyatlarda alacağınız hisselerde zaten 1-0 önde olacağınız için uzun vadede de muhakkak toparlanma aşamasında borsalar sürekli düşemez ve muhakkak para kazanırsınız. Evet, yani son 3 yıldır piyasaya baktığımız zaman çok özür diliyorum. Biraz daha böyle hani her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyordu. Ama acaba şu an geldiğimiz noktada biraz daha hani o noktaya tekrar gelene kadar daha çok alım fırsatı değil de satım fırsatı yaratan kısa bir dönemden mi geçiyoruz acaba? Ne dersiniz? Hacimlerde de bu kadar düşüş varken. Satışın sebebi paranın maliyeti. Şimdi para bolken bir taraftan maliyeti de oldukça ucuzdu parayı edinimin maliyeti. Faizler oldukça aşağıdaydı. O dönemden bu döneme leverage adı verdiğimiz kaldıraç kullanarak kredi kullanımı yoluyla da pozisyon alınmış bir sürü hisse senedi var. Şimdi siz o kredileri kullanıyorken 18 ile 25 arası faizler vardı. Bu son 4 aya kadar, son 2-3 yıl içinde. Şimdi o faiz oranı gelmiş %75'lere kredinin kullanana maliyeti. O %75'i almış olduğunuz hisse senedinde 1 yıl içinde performa etmeniz lazım. Önce maliyeti çıkaracaksınız eğer kredili pozisyon taşıyorsanız. Ha, sonrasında da ve bu kadar risk aldınız, bir o kadar da para kazanmanız lazım. Bu da %150 gibi bir kazancı oynamak demek. Ama çok açık, önümüzdeki yılda dahil olmak üzere endeks hesabı yaparsak açıkçası ben böyle bir performans beklemiyorum 2024'ten. Not artırım sürecimiz başlasa dahi ha deyince olmayabilir. Belki bir not artırımı süreci başlarsa tabii ki o süreçte özellikle şimdiye kadar yabancının sattığı hisselere tekrar yabancı girişini konuşuyor olacağımız için endeks belki bundan daha hızlı etkilenebilir ama endeks koşarken içinde olacak hisse senetleri tabii ki geçmişe göre farklılaşmaya başlayacaktır. Burada her hisse senedinin bundan sonra prim yapmayacağı bir dönem konuşuyoruz. Burada para politikasının evrilmesi ve değişmesi kısa vadede dediğim en az 1 yılı göz önüne almak lazım. Muhakkak ki piyasa üzerine baskı unsuru oluşturacak. Evet, biraz evvel söylediğim türden eğer olursa not artırımı dahil Türkiye'nin özellikle finansal istikrarı karşılaması konusunda başarıya ulaşacak adımlar atması tabii ki bunu sağlayacaktır. Atması halinde tabii ki senaryolar değişir ama mevcut durumda özellikle
baktığınızda paranın maliyeti buyken ve önümüzdeki yıl orta vadeli plandaki enflasyon hedefine de koşulursa ve faizler de bu seyrini devam ettirirse artık başa baş hatta reel faiz ortamı oluşmuşken muhakkak borsada da baskı devam edebilir. Ama geçmişten örnek vereyim. Böyle durumlarda dibin dibi diye bir şey olmuyor. Çünkü düşüşler sınırlı kalıyor. Bir noktada satıcı muhakkak satmaktan vazgeçiyor. Endeksin de özellikle bir bantı zaten oluşmuş durumda. O bant içinde bandın dibine doğru yaptığı hareketlerde pozisyon alıp sonrasındaki tepkilerde kısa vadeli de olsa fırsatı değerlendirmek isteyenler de muhakkak göreceli olarak, alternatif olarak o kısa vadede yine para kazanma şansına sahip olacaklar. Şimdi yabancılara dikkat çektiniz. Yani yabancının girişi burada biraz hikayeyi değiştirebilir gibi bir beklenti var. Bank of America'dan bir rapor geldi dün. Türk bankaları için pozitif bir rapor ve Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi için alım önerisi yinelendi bu raporun detaylarına baktığımız zaman. Ve dün bankacılık tarafına bir prim getirdi. Bugün biraz böyle sınırlı düşüşler olduğunu görüyoruz. Biraz kar satışları etkin olmuş gibi duruyor. Ne dersiniz? Hani burada özellikle yabancının hep söyleniyor hani belki daha fazla likiditeye sahip olduğu için bankalara ilk giriş yapması bekleniyor ama bunun gibi farklı sektörler var mı acaba burada daha fazla öne çıkabilecek? Bankacılık sektörünün enflasyon muhasebesinden ari tutulması gelecek yılda enflasyonla öyle veya böyle %36-40 arası orta vadeli planda enflasyon hedefimiz var. Bunu tutturmakla başarı kabul edecek. Belli bir enflasyonla devam edeceğimiz için tabii ki özellikle yükselen faiz ortamında spreadler de yükseldiği için karlılığının devam edeceği durumu pek değişmeyecek. Ve baktığımız zaman finans sektörü içinde bankalar 2024'te de en karlı sektör olmayı da sürdürecek belki de kağıt üzerinde. Hal böyle olunca da çıkan bu raporlar açıkçası beni çok şaşırtmıyor. Bankacılık dışı finans kesiminin de karlılığı devam eder. Misal geçen gün factoring sektörünün 10. aya kadarki kar yılbaşından itibaren kar durumu açıklandı. Oldukça iyi bir performans var. Gelecek yılda o performans konusunda şimdiki fiyatlara bakıldığında bu fiyatlar hala iskontolu denebilir. Onun için de finans kesimi 2024'te yine revaçta sektör olmayı sürdürür. Özellikle bankaların sahibi olan holdingler de karlılık seviyelerini yine koruyacağı için sanayide belki de büyüme sınırlı kalacaktır 2024'te. Gerek paranın maliyetinin artmasının çalışma sermayesi yaratmada getirdiği güçlükler ve yaratacağı maliyet artışı gerekse iş talebin tabii ki bütün bu yaşanan enflasyonlu süreç sonrası 2024'te biraz daha daralma ihtimali belki sanayide karları sınırlayacaktır ama özellikle majör yani büyük holdingler yine karlılıklarını korumayı başarabilirler. Tabii bankacılık, holdingler ve yine iş talepte olası bir daralmaya rağmen hem ihracatı hem iş talebi birlikte yürütebilecek seviyede olan şirketlerin yine 2024'te revaçta olacak olması, evet endeksin yapısını değiştirir ama yine endekse bir ivme kazandırabilir. Onun için de endeks düşüyorken özellikle 2024'ün finansal koşullarını göz önünde bulundurarak düşüş esnasında pozisyon değişimlerini de yatırımcı açısından yapmak belki de ilave bir fırsat yaratabilir. Evet, yani hem ihracat yapan hem de iç talebi karşılayabilen şirketler biraz daha avantajlı olabilir diyorsunuz. Bankacılık tarafında yüksek karları da görmeye devam edeceğiz dediniz. Çok teşekkür ederiz aktarmış Ben olduklarınız için. teşekkür ederim. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizimle beraberdi. Şimdi ise Sephora Türkiye Genel Müdürü Berin Özduman'ı ağırlıyoruz. Berin Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi perakende satış verilerine şöyle bir baktığımız zaman Ekim ayına kadar bir düşüş olduğunu gözlemliyorduk. Ancak bu sabah gelen veriler perakende satışlarda birazcık da olsa bir kıpırdanma olduğunu gösterdi. Sabit fiyatlarla
Yıllık bazda %13,7'lik bir artış var ve Eylül'de %0,7 gerileyen satış hacmi Ekim'de %2 arttı. Siz bu gecikmeli geliyor tabii ki bu veri. Ekim ayı verisini karşıladık ama içinde bulunduğumuz aylar kampanyaların da etkisiyle acaba perakende tarafında nasıl bir seyir olduğunu bize gösteriyor. Ne dersiniz? Kasım, Aralık tabii güzellik sektörü için çok önemli aylar. Kasım satışı artık sadece son cuma değil, Kasım'ın bütünü yılbaşı alışverişinin, hediye ruhunun da başladığı bir ay olarak yerleşti son senelerde Türkiye'de. Kasım çok kuvvetli geçti. Ekim biraz Kasım ve Aralık'ın beklendiği aylardır. Kampanyaların tabii ki etkisi oluyor. Ama şunu söyleyebilirim, büyümeden bir yavaşlama var 2023'te. Çünkü 2022 bazlarımız perakende sektörü olarak ve ben liderliğini yaptığımız lüks kozmetik sektörü için de söyleyebilirim. Özellikle çok ciddi bir büyümenin yaşandığı, değer bazında kozmetiğin iki katına çıktığı, çifthaneli adet büyümelerin olduğu bir seneydi. O yüzden de 2023 aslında büyüme olarak küçük geçiyor gözükse de ki bu kadar zor bir senede depremle başladık. Seçim ekonomisi, sonra kurların oynaklığı, fiyat maliyet dengelerinde bizi çok zorladı. Ama güzel bitecek gibi görünüyor yine de 2023 senesi. Peki 2024'e dair beklentiler nasıl acaba? Çünkü biraz böyle hani iç talebin daha da daraltılmaya çalışıldığı bir ekonomik politikasından bahsediyoruz biz. Ve bir taraftan da hani kozmetik sektörünce rekabet gerçekten çok yüksek. Yeni pek çok markanın da piyasaya girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla tam olarak nasıl beklentiler içerisindesiniz acaba 2024'e ilişkin olarak? Doğru politikalarla ekonomide bir düzelme dönemi, düzeltme dönemi yaşanmaya çalışıyor. Türkiye'de biz her dönemin fırsat içerdiğine inanıyoruz. Global bir lüks perakende zinciri olarak ve aynı zamanda kuvvetli bir marka olarak dünyanın dört bir tarafındaki trendleri de çok erken müşteriyle yüz yüze görebiliyoruz. Tüm dünyada aslında bir yavaşlama ve zorlanma var. Türkiye de bunun içinde tabii ki kendi dinamikleriyle beraber ekstra zorlanacağı yerler var. Ama 2024'te eğer yani TL'nin değeri doğru bir şekilde konumlanırsa, turist satışlarımız da bu seneden bir tık daha iyi olursa çok büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kozmetik tabii küçük mutlulukların, bütün herkesin kendinde iyi hislerin uyandığı ve kendini mutlu ettiği bir sektör. Biraz krizden arındırılmış bir sektör deriz. İyi dönemlerde de, zor dönemlerde de kozmetikte fırsatlar vardır. Bizde çok lüks, marka değeri çok yüksek ve müşteriyle kontratı çok yüksek markaları Türkiye'ye getiriyoruz. Yani 150 tane markamızın yarısı sadece bizde var. Tüketicilerimiz bu yeni trendlerle ve dev dünya markalarıyla tanışmak için geliyorlar. Ama 2024'ün ilk dönemi belki biraz daha belirsiz. İkinci dönemi de biraz daha zor geçebilir. Peki şimdi hani dediniz aslında çok doğru, yani kriz de olsa, iyi bir dönem de olsa kozmetik böyle mutlu edebilen, özellikle kadınları mutlu eden bir sektör. Ama turist etkisi orada, onu biraz daha açalım dilerseniz. Yani 2023 bu anlamda ne kadarlık bir katkı sağladı ve 2024 şu anda hani öncü veriler vesaire acaba neler gösteriyor bize? Yani oradaki turist etkisi canlı kalacak mı? Ben Türkiye'nin önünde çok müthiş bir pencere olduğunu düşünüyorum. Türkiye artık bir turizm destinasyonu. Aynı zamanda sadece seyahat eden turistler değil de yerleşik turist dediğimiz coğrafyamızda bulunan kişilerin yaşadığı bir hub olduk. İstanbul mega kent. Artık bundan dönüş yok ve bunu bir ekosistem olarak yerleştirmiş durumdayız. O nedenle aslında dönemsel zorlanmalar olsa da, ki bunun temel aslında, yani işte deprem korkuttu, bir dönem iptal edildi rezervasyonlar, sonra turizm sezonundaki o kur belirsizliği Türkiye'yi bir parça belki geride bıraktı. Ama Türkiye'nin önünün dönemsel, dediğim gibi dengeler negatif olabilir ama çok açık olduğuna inanıyorum. Ben 2024 sezonunu da güzel görüyorum. Şöyle söyleyebilirim, ben uluslararası bir firmanın yöneticisi olarak da dört bir taraftan toplantılar, kendim de çok seyahat ediyorum. Sırf Türkiye'de seyahat yapmak isteyen 4-5 tane şimdi kolumuz var bizim, farklı ülkelerden. Hepsi İstanbul'a gelmek istiyor. Çok ciddi bir destinasyon olduk ve sadece İstanbul'da değil, artık çok büyük şehirlerimiz var. Perakende'de bunun bir ayağı, yani sadece yeme içme, otel gezme değil ama dünya markalarını görmek istiyor turistler geldiği zaman Türkiye'ye. Bu markalardan alışveriş yapabilmek, keyifli zaman geçirebilmek istiyor.
Sephora'da bu destinasyonlardan biri, ilk aranan markalardan biri. O açıdan bir endişem yok. Evet, şimdi bir taraftan da hani Türkiye'ye gelen turistlerin de kişi başı harcamalarının da artırılması Türkiye'nin turizm hedeflerinden bir tanesi de ve belki bu alanda da hani katkı sağlıyor olabilirsiniz. Şimdi şunu da merak ediyorum, caddede yeni bir mağaza açtınız ve gerçekten de hani büyük bir yankı uyandırdı. Bir pazarlama başarısı olarak mı nitelemek gerekiyor acaba? Hani tam olarak nasıl bir başarı oldu bu, nasıl, neler yaptınız da bu şekilde bir sonuç aldınız? Öncelikle çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Bizim için çok değerli. Evet, caddeye bir güzellik geldi. Bu sloganla açtık. Çünkü Anadolu yakasında oturan herkes bilir ki caddeye çıkmak, caddeye gitmek, Bağdat Caddesi'ni gezmek demek. Ve çok ciddi bir yatırım yaptık. Öncelikle ben bütün ekibime buradan teşekkür ediyorum. Çünkü çok özverili çalışıldı ve çok uzun aylar boyunca çalışıldı. Bağdat Caddesi çok önemli bir destinasyon. Orada olmalıydık. Biz dünyada aslında ilk defa mağaza ve ofis bir bina yaptık orada. Yani Sephora'nın orada bir binası var artık ve bizim için çok özel. Her anlamda reklam değeri olarak da bizim evimiz olacak bir yer. Mağaza başarısı şununla oldu. Tabii ki çok ciddi bir pazarlama stratejisi. Çok ciddi bir 360 reklam, influencer, dijital, outdoor kombinasyonu. Aynı zamanda Sephora'nın da operasyonel mükemmeliyeti, çünkü arka tarafta en ince detayına kadar planlanan bir mağaza, servis, çok iyi eğitimli bir ekip, çok özverili bir ekip. Bununla beraber yatırımlarımız da devam edecek, çünkü açılış çok büyük bir başarı oldu, çok mutluyuz. Devamını getireceğiz. Evet, şimdi belki son olarak da yatırımlardan bahsedebiliriz. Hani farklı projeler var mı? 2024'te siz hani Türkiye pazarına güvendiğinizi söylediniz. Dolayısıyla hani umutlu bakıyorsunuz ama acaba nasıl yeni planlar, projeler, yatırımlar var mı? Var. Sıkıntılar zaten yani perakende sektörünün ve diğer şu andaki Türkiye'deki iş yapan herkesin en büyük sıkıntılarından biri aslında nakit akışı, finansman. Bu konular tabii işte fiyat, maliyet dengeleri. Bunlar tabii ki sıkıntılı ama hani genel perspektifte baktığımız zaman biz çok uzun dönemli yatırım yapan bir şirketiz. 2007'den beri Türkiye'deyiz. Çok farklı krizler de atlatıldı, çok farklı dönemler de atlatıldı. Ama sonuçta hani lider ve çok sağlam bir yapıyla devam ediyorum. Bunun da böyle olabilmesi için biz üç ayaklı yatırıma bakıyoruz. Tüketicimizle en doğru nerelerde buluşabiliriz? Bu kanal olarak perakende mağazaları olabilir. Amiral gemisi mağazalar açıyoruz ve artık çok büyük, çok kapsamlı, içinde çok geniş marka portföyünün olduğu işte makyaj, cilt, parfüm, saç bakımı, aksesuarlar, tool'ların olduğu, çok ciddi servislerin olduğu, hani kaş, saç, cilt bakımı, makyaj bakımı komple servis alabileceğiniz mağazalar açıyoruz. Bunlara bakacağız. Çok ciddi projeler var. Omni yatırımlar bizim için çok önemli. Çünkü bütün satış kanallarımızı ve müşteriyle bütün iletişim kanallarımızı bağlamak en temel stratejimiz. Ve tabii ki de ekibimiz. Çünkü bu mucizeleri onlar yapıyor. Eğitimler ve ekibimizle kültür dönüşümü. Çünkü çok büyük bir dijital dönüşümün içerisindeyiz. Evet. Bunu gerçekleştirmek için yaptığımız yatırımlar. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Sephora Türkiye Genel Müdürü Berin Özduman bizimle beraberdi. Böylelikle biz fokusu noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.